Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdete min lisani yefkahu kavli ve tebbitu emrulillah. İnnallahu vasifun aleyhi ve sellem. Bu akşam 15.05.2006 pazartesi gecesi ne muhtemelesi? Ferah. Ferahlı olur inşallah. İzmir'in Ferahlı mahallesi. Oradayız. Sohbetimize İsveylerindeyiz. Sohbetimize orada kaldığımız yerden devam edelim. Sohbet mevzu bu seride. Altı peygamber Adem Aleyhisselam bölümü ve nefs, yani insanın isimlerinden bir olan nefs bölümü. Nefs, nun, fe, sin asli harflerinde meydana gelmekte. Yani nefsin şifre harfleri bunlar. Nun, fe, sin. Ve Kur'an-ı Kerim'de 294 yerde geçmektedir. Nun, hepset sayı değeri 50, fe'nin 80, sin'in 60'tır. Toplarsak 190 etmekte. Sıfırı kaldırırsak 19 kalır ki o da insan-ı kamilin değer sayısıdır. Nun fe toplamı, yani iki harfin toplamı 50 ve 80 olan 5 değerle 8 değeri topladığımız zaman 13'tür. Yani nefs dediğimiz şey dahi 13'e bağlı. Ne müthiş bir var. 6 ise zahiren imanın şartı, batinen ise altı cihetten hakkın zuhur ve tecelli mahalli olduğudur. 294 de 6'ya geliyor. 13'e geliyor şimdi, oraya da geliyor. Anlaşıldı mı? Nefs kelimesinin sayı değerleri 50, 80, 60. Toplandığında 190. Yani 19. İnsan-ı Kamil'in şifre sayısı ana da mevcut. Diğer nun ve fe harflerini toplarsak 8 ve 5, 13 zaten oradan 13'e bağlı olduğu, geriye kalan 60 yani sinin 6'sı da bir bakıma zahiren, yani 6'nın zahiren ifadesi imanın şartları, batinen ise 6 cihetten hakkın zuhur ve tecelli mahalli olduğudur. Bakın ne müthiş bir hadise. Yani ön arka, sağ sol, alt üst. Zaten bunlardan başka nefsin zuhur mahalli yok. İlahi zuhur mahalli yok başka. Ayrıca 294 demiştik. 9 ile 4'ü topladığımızda çoğun olarak yani geçen nefs sözünün dahi hakikati yine 13'tür ki şaşmamak elde değildir. Geriye kalan 2 ise yani 294'ün 94'ü 9, 4, 13, 2 ise yine zahir ve batın bütün nefslerden 13'ün açık olarak tecelli ettiğinin ifadesidir diyebiliriz. Yani 294, 9, 4 daha 13, o baştaki 2 de 13'ten zahir ve batın bütün nefslerin zuhur etmekte olduğunu görebiliriz ve böyle diyebiliriz. Özetle bunları belirttikten sonra yolumuza devam etmeye çalışalım. Yukarıda nefs bölümünde de belirtildiği gibi Kur'an-ı Kerim'in Taha suresi 20-41 ayetinde وَاسْتَنَا اَتُوكَ لِنَفْسِ مِعَلًا yani seni kendi nefsim için seçtim ifadesinde Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam hakkında buyurduğu bu ilahi kelamında nefsinin zuhur mahalli olan mertebe-i Museviyet'ten haber vermektedir. Diğer ifadeyle Cenab-ı Hak kendine nefsi zuhur mahalli olarak seçmiştir. Hesaplamalarımızı özetle burada keserek yolumuza devam edelim. Ayet-i Kerime'yi bir daha okuyalım. Tekrar yapalım. 20'ye 41 yani Taha suresi 20 numaralı 41. ayetinde. وَسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي bakın, seni kendi nefsim için seçtim.
Yani Cenab-ı Hakk'ın nefs mertebesinden zuhuru o mahalden olmaktır. Adem'in İbrani veya Süryanice'de toprak demek olduğu bildirilmiştir. Yani Adem dediğimiz zaman biz bir insan zannediyoruz. Yani insan süleyeti meydana geliyor zihnimizde. Ama aslında Adem toprak demek. İbranice, Süryanice toprak demek. Arapça toprak ise türab olarak yazılmakta, söylenmekte. Bu ise evcet hesabıyla şöyledir. T 400, R 200, Elif 1 ve 13, B ise 2. 6, 1, 6, 13. Böylece yine Adem'in toprağının da 2 adet 13'e ulaşılmış olmaktadır. 4, 6, 6, 1, 6, ilave 6, 13 tür. Böylece yine Adem'in toprağında da 2 adet 13'e ulaşılmış olmaktadır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh hakkında Ebu Turab lakabını kullanmıştır ki gerçekten kendisi toprak babasıdır. Çünkü Ebu'l Ervah'dan yani ruhların babası olan Hazreti Resulullah'tan aldığı emanet-i ilahiyeyi zahirleri topraktan halk edilmiş zuhurlara naklederek asıllarına ulaştırmak üzere nefes-i rahmaniyeyi onlara üflemesi neticesinde topraktan ruh ve nur cemalatı ortaya getirerek onların hem ruhul kudüsleri topraklarının babaları olmuş ve bu dünyadan ayrıldıktan sonra da bu halini devam ettirmiştir. Halen de devam etmektedir. Bakın şu mesele çok, bir daha okuyacağım da, çok mühim bir mesele. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Resulullah radıyallahu hakkında Ebu Turab lakabını kullanmış. Bir gün Hazreti Ali istirahat ederken bir ağacın gölgesinde böyle sırtını yere vererek veya toprağa dayayarak böyle istirahat ediyormuş. Hazreti Peygamber'i görünce kalktığında arkasında toprakların olduğunu görüyor. Ve bu şekilde Ebu Turab, ey Ebu Turab diyor. Yani toprak babası kal gibi veyahut nasılsın gibilerde. Bu söz kitap üzerinde Hazreti Ali Efendimiz'in ismi Ebu Turab kalıyor. Toprak babası kalıyor. Tabi Hazreti Peygamber'in ona bu lakabı takması boşuna değildi. İşte bu lakabı kullanmıştır ki gerçekten kendisi toprak babasıdır. Çünkü Ebu'l Ervah'tan yani ruhların babası olan Hazreti Resulullah'tan aldığı emaneti kayınpederimden diyelim ve Hazreti Resulullah'tan aldığı manevi emaneti, emanet ilahiyeyi zahirleri topraktan halk edilmiş, yani ümmetin zahir bedenleri topraktan halk edilmiş zuhurlara naklederek, bakın o ruhaniyeti toprak bedenlere naklederek asıllarına ulaştırmak üzere nefes-i rahmaniyeyi onlara üflemesi neticesinde topraktan ruh ve nur kemalatı ortaya getirerek, bakın toprak bir bedenden ruh ve nur kemalatı ortaya getirerek onların hem ruhul kudüsleri hem de topraklarının babaları olmuştur. Yani toprak bedenlerinin babaları olmuştur. Ve bu dünyadan ayrıldıktan sonra da bu halini devam ettirmiştir. Halen de devam etmektedir. Yani Hz. Resulullah Aleyhisselatü Efendimiz nasıl ruhların babası ise Hz. Ali de toprak bedenlerin babası hükmünü sürdürmekteler ikisi de halen. Bakın bu anlatabildim. Niye toprak babası demiş. İşte o toprak içine Hazreti Resulullah'tan almış olduğu ruh ve nur hakikatini nefrederek hem toprakların babası, toprak bedenlerin babası
hem de oraya onları ilka ettiği için, oraya mülaki ettiği için ruh babaları da vekaleten olmuştur. Bu hakikatin olacağını keşfeden Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha baştan ona Ebu Turab demiş ve Keremallah ve Şehriye de lakaplandırılmıştır ki her yönden kerem sahibi ve Allah'ın ona yüce ikramları olduğudur. İkramın en büyüğü ise kendi hakikatinin kişinin kendine ikram ve ihsan edilmesidir. Bundan daha büyük bir ikram olmaz. Ve ihsan olmaz. İşte ihsanın gerçek hali bu. İhsan etmek, işte bir yardımda bulunmak, bir fakire işte bir hediyede bulunmak gibi. Yemek vermek, içmek vermek, eski işte bir elbise vermek, üstünü giydirmek, evi varsa tamir ettirmek gibi. Bunların hepsi ihsan hükmünde. Yani karşılık beklemeden vermek. Ama gerçek ihsan, bu bir bakıma yardımlaşma, gerçek ihsanın ifadesi de kişiye kendi zatını tanıtmak. Kendinin ne olduğunu ihsan etmek. Ruhiyetullah'ı anlatmak. İşte bu da Cibril hadisinde belirtildiği gibi kapısı o yönden. Dört tane soru sormuş diye Cebrail Aleyhisselam gelip bir Arabi şeklinde. Bunların bir tanesi de ihsan sorusu. İhsan nedir dediği zaman cevabında ibadet ediyorken ya namaz kılıyorken sen Allah'ı görmesen de onun seni görüyormuş gibi idrak etmen ihsandır diyorlar. Burada mal, mülk, para, şubu falan yok. Yani maddi bir veriş, alış yok. Demek ki işte ihsanın gerçek manası Cibril hadisi denen bu hadiste belirtilen Ruhiyetullah'ın yolunu açmak. İşte bu hadisle bu Ruhiyetullah'ın yolu açılmış oluyor. Zaten mevcut olan ama yolu bu şekilde açılan ilk hamlesi. Bakın ifade çok değişik bir ifade. Her ne kadar sen şimdilik Rabbini göremiyorsan da, orada o kayıt var, şimdilik göremiyorsan da onun seni gördüğünü bil. O seni görüyor, bunu bil. Demek ki ihsan görüşle ilgili, ruhiyetle ilgili. Orada Cenab-ı Hak der, mesela ibadet ediyorsun demezdi de, yalnız kimsenin görmediği bir yerde paranı ver, yardımını öyle yap gibilerde böyle bir tavsiyede bulunurdu. Bu daha dikkatli, daha değerlidir diyebilirim. Gerçi şer'an bu var zaten. Bazılarını açık yapın, bazılarını gizli yapın diye var ya. Ama burada alıştan verişten bir şeyden hiç bahsedilmiyor. Sadece ruhiyetten ve şuurlanmadan bahsediyor. Cenab-ı Hak bizi görüyorsa demek ki görüş mesafe alanı içindeyiz. Bizi gören, gören görüleni, görülen de göreni görme imkanı açılmış oluyor. Değil mi? Şimdi benim gözlerim kapalıysa sizi göremiyorsam o benim sorunum. Yani benim eksikliğim. Siz beni görüyorsanız ya herhangi bir eşya ile görüş alanı içerisindeysek ikisinin de birbirini görmesi gayet tabii bir şey. Bir perde yoksa. Ama birinin göz ayarları değişikse, ayarları ayarsızsa, uzak yakın neyse göremiyorsa o göremeyen hatası. İşte yapılması gereken şey ya aradaki perdeleri ortadan kaldırmak veya göz ayarlarını yapmak. Nasıl gözlük taktığımız zaman netleşiyor görmemiz. Daha ve bulanık gördüğümüz şey netleşmiş oldu. Bu hakikatin olacağını keşfeden Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha baştan ona Ebu Turab demiş ve Keremallah veçe diye de lakaplandırılmıştır ki her yönden kerem sahibi ve Allah'ın ona yüce ikramları olduğudur. İkramın en büyüğü ise kendi hakikatinin kişinin kendine ikram ve ihsan edilmesidir. Bu küçük hesaplamalardan sonra yine yolumuza devam edelim. Kur'an-ı Kerim Nisa suresi 4-1 ayetinde belirtildiği gibi Ya eyyühennâsü tekû rabbukumü lezâlekakum min nefsin vâhidetin ve halaka minhâ zevcehe ve besse minhâ ricâlen kesîran minsâin. Bir evvelki sayfalarda, daha evvelki sayfalarda bunları gördük. Ancak o bir bilgi şeyindeydi, yani ön bilgi düzeyindeydi. Şimdi onların biraz daha açılımına geçiyoruz. Yani niye tekrar oluyor gibi düşünmesin diye. Mealen, ey insanlar, o Rabbinizden korkunuz ki sizi bir nefsten halk etmiş, var etmiştir. Ve ondan da eşini halk etmiş. Ve ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar türetmiştir. Özetliyorum.
bütün esma ilahiyeye cami olan insan da iki zıt hal olan gaflet ve uyanıklık dahi vardır. Gaflet cehilden, uyanıklık ilimden gelmektedir. Gaflet mudil, uyanıklık ise hadi isminin zuhurudur. Gaflet iki türlüdür. Biri zaruri olanı, uyumak, dinlenmek, ihtiyaç gidermek gibi. Diğer ise ilgisiz, bilgisiz ve cehlinden dolayı ilahi hakikatlerden uzak, kendini bilmeden yaşamak gibidir. İlahi ilim uyanıklık ki hayattır, gaflet ise uyku ki ölüm demektir. Bu yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men sare bil ilmi hayyen lem yemit ebeden, yani kim ki ilim ile diridir ebeden ölmez buyurmuştur. Ama hangi ilim? Bu tevhid ilmi. Yani hayat ilmiyle dirilmiştir. Yoksa ilim gök ilmi, yer ilmi, denizler ilmi, tabiat ilmi, bir sürü ilimler var. Bu ilimlerle bir insan hay olmaz. Ancak dünyevi rızkını kazanmış olur. Bunun karşısında görev edinir. Ama ilahi manada ve ilahi dirilme tevhid ilmiyle ancak mümkün olur. Men sâre bil ilmi hayyen lem yunut ebeden. Burada bahsedilen ilim genel ilim olmakla beraber her ilim insanın ahiret bakasını kazandırma vesile olmadığından ifade edilen ilim ilmi ilahi, kendini bilme ilmidir ki kişiye gerçek kimliğiyle yaşamını ebedi olarak sürdürmeye vesile olur dünyada ve ahirette de. Ey insanlar, kendiniz hakkında cehilden, gafletten sakınınız ki sonu mudildir. İlim ile hareket ediniz ki sonu hadi, hidayettir. Hidayet rızadır. Rıza ise huzurdur. Huzur ise cennettir. Kim ki nefsini ittika eder, korur, gafletten sakınır, işte bu ayet-i kerimede başta belirtilen hüküm onların üzerinde ortaya çıkmış olur. Ya eyyühennâsü tekû rabbukum ayetindeki belirtilen ittika ediniz, Rabbinizden sakınınız. Onların üzerinde ortaya çıkmış olur. Ayrıca her merdivenin ittikası kendine has özellikler ifade eder. Böylece kendileri hakkında belirtilen bilgileri daha iyi anlamaya gayret ederler ve halakakum min nefsin vahidetin sırrını idrak ederek yaşarlar. Halakakum sizi halketti. Yani batın ismi olan alemin gaybtan zahir ismi olan alemi halka, yani şehadete dahil ederek görünür ve bilinir hale getirdi ve size bir varlık elbisesi, kimliği giydirerek Nas, insan ismini vererek böylece hitap etti. Ya eyyühen Nas sözünün karşılığı. Min nefsin vahidetin, nefsi vahid, yani tek nefisten, Adem şifresiyle ifade edilen mahalden halk etti. Onu da vahidiyet nefsinden halk etti ki işte bu oluşum alemlerde zuhura gelen çok azim bir hadisedir. Cenab-ı Hak hakikati insaniye olan bu alemleri onlar gizli hazinedeyken Adem'den, hani Adem ile Adem'in arasındaki farkı görmüştük ki işte onu anlamadan bunları anlamak mümkün değil. Adem'den, yani izafi yokluktan zuhura çıkarmayı diledi. Zat-ı mutlak, zat-ı mutlak ama iyetten ahadiyete, oradan vahidiyete nüzul ederek orada ilmi ilahide bütün alemlerin planlaması bir bütün olarak oluşturuldu. Burası insanın kaynağı vahidiyet nefsi oldu. Buradan rahmaniyet mertebesi itibariyle nehyedilen, üflenen nefesi rahmani vakti gelince yeryüzünde Adem ismiyle belirtilen halife-i arzı, yani arzın, yeryüzünün halifesini zuhura getirdi. İnsanın iki oluşumu vardır. Biri ferdi ve diğeri umumi, alemidir. Umumi, yani bütün alemi kaplayan yönü de birey Adem ismini alan, özel yönü de kaynağını vahidiyetten almaktadırlar. Yani alemin iki yönü, Adem'in, insanın iki oluşun, biri bütün alemler ferdi, umumi, diğer de ferdi, birey olarak. Bunların ikisi de kaynaklarını vahidiyet nefsinden almaktadır. Böylece her iki yön itibariyle de vahidiyetten
nefsi, o vahidiyet nefsi onlara kaynak olmaktadır. Bu merdiveler hakkında daha geniş bilgi Vahiy ve Cebrail kitabımızda mevcuttur. Dileyen oraya bakabilir. Hani vahidiyet dediğimiz zaman işte orası çok mühim bir mertebe. Bütün mertebelerin programının yapıldığı ana kaynak mertebe, aynı zamanda Hakikat-ı Muhammediye de denilen. Nefs-i vahidten aslı vahid olan, tek olan Adem yine vahid, yani tek olarak ve fakat bütün ahkam-ı ilahiyeyi, esma-ı ilahiye, sıfat-ı ilahiye, zat-ı ilahiyeyi ve efal-ı ilahiye, cami, yani bütün bunları kendi bünyesinde cem etmiş olduğu halde Adem ismi şifresi ile birey olarak zuhur etmiştir. Ayrıca bütün alemlerde de insan-ı kamil ismi ile bir bütün olarak zuhur etmiştir. Ve halaka minhe zevcehe, ve ondan da zevcesini halk etti. Yani varlığında mevcut havvaiyet merdebesi olan vehim ve hayal mahallini de kendisinden halk etti ve onlardan da ve besse minhüme ricalen ve nisaen, ve o ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar türetmiştir. Cenab-ı Hak evvela vahidiyet mertebesini ve vahidiyet nefsini, ondan vahid olan alemi, Adem'den de Havva'yı, Havva'dan da çocuklarını, yani çokluğunu meydana getirmiştir. Şu halde ilk haykiyet mertebesi vahidiyet. Sonra Ademiyet, sonra Havva'iyet, sonra beşeriyet olarak birbirlerinden meydana gelmişlerdir. Bu şuna benzer, bir kayısı veya benzeri çekirdeği yere, toprağa gömelim, şartlar olgunlaşınca o çekirdek filizlenmeye başlar. Bir müddet sonra hem yukarıya hem aşağıya doğru uzamaya başlar. Yani bir müddet sonra da o çekirdek dal budak salarak ağaç olur ve meyve vermeye başlar. İşte o meyve içinde aynı çekirdek yine aynı özelliklere sahip, aynı donanımdaki çekirdektir ve aslının gerçek kopyasıdır. Böyle bir çekirdekten üretilen diğer çekirdeklerle kısa bir süre sonra bütün alemi aynı meyveyle donatmak mümkündür. Yani çoğalımları yine kendileriyledir ve her bir çekirdek kendi fıtratı üzere Halık'ının verdiği güçle harika bir Halik'tir. Her bir çekirdek Halik'ten aldığı Halikiyetle kendisi Halik'tir. Göklerde arıyoruz Halik'i. Toprak Havva, çekirdek Adem gibidir ki ikisinin iştiraki diğerlerin oluşumuna birer vesiledir. Halik-i Hakiki evvela Adem diye bir varlığı halk etti. Adem'den Havva'yı ve her isimden kendi fıtratları üzere Haliklerinin verdiği güçle nesillerini halk etti. Ki Halikiyet güce bağlıdır. Güç olmayınca Halikiyet olmaz. Ancak bütün isimlere cami olan Adem'in varlığında Halik isminin de tesirat ve zuhuru mevcut olduğundan bu oluşumlar meydana gelmiş ve gelmektedirler. Anlayabildik mi bu? Karakter bir daha okuyor. Halik-i Hakiki, yani Allah-u Teala Hazretleri diyelim, evvela Adem diye bir varlığı halk etti. Adem'den Havva'yı ve her ikisinden kendi fıtratları üzere Haliklerinin verdiği güçle nesillerini halk etti. Bakın, Havva ile Adem Haliktir bir bakıma. Bir bakıma mahluk ama var edildikleri için halk edici olduklarından da Haliktirler. Ya. Ama nasıl? Halikiyet güce bağlıdır. Güç olmayınca Halikiyet olmaz. Ancak bütün isimlere cami olan Adem'in varlığında anlayamaz. Halik isminin de tesirat ve zuhuru mevcut olduğundan, bakın şimdi Adem cami bir isim olduğundan, Halik ismi de cami isminin taht altında olduğundan, hükmü altında olduğundan, Adem'de de bu Halik ismi olduğundan, bunun tesirat ve zuhuru mevcut olduğundan, bu oluşumlar meydana gelmiş ve gelmektedirler. Yani Adem'in kendisi halk edici Allah'tır manasını almayalım. Ama ondan da gayri bir şey olduğunu da düşünmeyelim ayrıca. Şimdi Cenab-ı Hak Adem'i cami ismiyle halk ettiğinden insanı, yani Adem'i,
cami isminde Allah ismi karşılığı olduğundan, Allah ve cami isimlerde bütün isimleri kapsamında bulundurduğundan ve tatbikata da baktığımızdan ki tatbikatta da öyle oluşmakta, Adem Rahman'ın bir tarafı mahluk iken bir tarafı halik olmakta. Anlaşılıyor mu? Neden? İnsan gibi muhteşem bir varlık ortaya çıkmakta. Her birerlerimizin geçerli. Her birerlerimizin geçerli. Bilsek de bilmesek. Bilen ayn, bilinen gayr hükmüyle bilen çok büyük şansa sahip, kendi hakikatini idrak etmiş olmakta. Bilmeyen ise gaflet içerisinde bunu yaşamadan yaşamakta. Bilmeden yaşamak. Ama bilse de bilmese de bu husus, yani bu güç, bu hakikat zuhura gelmekte. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak ayırmadan bütün insan zuhurlarına bu gücü, halikiyet gücünü vermiş. Ezelde böyle olduğu gibi, halen de böyle, gelecekte de böyle olacak. Ama işte işin güzel tarafı bu hakikatleri bilerek insan kendi değerinin özüne vakıf olarak bu değerle kendisini tanıyarak hayatını sürdürmesi, işte huzur, huzur da cennet demektir yukarıda da bahsettiğim gibi. Yoksa cennet sadece ağaçlıklar, yeşillikler, çayırlar, ovalar değil. Böylece Halik isminin de tesirat ve zuhuru mevcut olduğundan bu oluşumlar meydana gelmiş ve gelmektedir. Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresi 3.33 ayetinde belirtildiği üzere اِنَّ اللّٰهَ اَسْتَفَى آدَمَ وَنُوْهَنْ وَعَلَى اِبْرَٰهِمَ وَعَلَى اِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ Mealen 33. Şüphe yok ki Allah Teala Adem'i, Nuh'u, İbrahim'in sülalesini ve İmran'ın hanedanını alemler üzerine seçkin kıldı. Yukarıda belirtilen isimlerle ifade edilen zuhurların sırayla seçilmişliği bildirilmektedir ki bunların her biri bir mertebenin öncüleri ve icat edicileridir. Bakın Cenab-ı Hak evvela seçilmiş olan Adem'den bahsedilmekte ki mevzumuz olduğu için diğer seçilmişlere kendi mertebeleri içerisinde geleceğiz. Yine bu ayet-i kerimeyi ele alarak seçilmişler olarak geleceğiz. Çünkü çok açık bir ifade. Cenab-ı Hak Adem'i seçmiştir. İcat edicileridir. Yeri geldikçe izahlarına çalışacağız. Bu bölümde bak varmıştı. Konumuz Ademiyet olduğundan sadece o mertebeyi bildirmeye çalışacağız. Adem Aleyhisselam ismiyle zahir ve batın, latif ve kesif şekliyle aklı, ilmi kabiliyetiyle zati sıfatları, isimleri, fiilleriyle diğer varlıklardan seçilmiştir Adem. Zati tecelliyi zuhura getirmek ve ilahi emanetleri yüklenmek için Adem gözünden alemlerini seyretmek ve kendinin ne olduğunu ve daha birçok şeyi için Adem-i mana seçilmiştir. Ve Adem'in halife olarak seçilmesinin diğer sebebi, bir sebebi ise sıfatlı mütekabile-i ilahiyedir. Yani karşılıklı zıt ilahi isimlerle mahluk olmasındandır. Yani insanda her türlü isimler var ya, sıfatı ilahi sıfatı mukabile ile yani mukabil sıfatlarıyla mahluk üzere ama halik olarak hak edilmesidir. Biraz bu mevzular şey gibi, ileri gibi, sivri gibi gözükürse de buna alıştıralım kendimizi. Çünkü biz sadece beşeriyet mertebesinden, yani şeriat, yani fıkıh mertebesinden meseleye bakmamamız gerekiyor. Kendi hakikatimiz mertebelerinden bakmamız gerekiyor ki kendi gerçek halimizi daha iyi tanımış, kadri kıymetimizi daha iyi bilmiş olalım. Aksi halde fakir bir kul, köle olarak kendimizi biliriz. Asaletimizi hiçbir zaman ortaya çıkaramayız. Her birerlerimizin Allah'ın indinde hiç ayırmaksızın, Allah yani her birerlerimiz kendi indinde ayırmaksızın her birerlerimize bir asalet vermiştir. Kim ki bu asalet ve hakikatini idrak etmiştir, çalışarak veya işte belirli bir şekilde kazanmıştır. Kazançlı olan onlardır. Diğerleri demin dediğimiz gibi ne haliklıklarını ne mahluklarını bilirler. Uyku ile bu dünyayı geçirirler. Dünyada daha gözlerini açmadan dünya ötesine geçmiş olurlar.
gözleri perdeli olarak yani ahirete geçmiş olurlar. Dünyadan haberleri olmaz, Allah etmesin. Dünyaya gelmekten maksat kendimizi tanımak için. Zati tecelliyi zuhura getirmek ve ilahi emanetleri yüklenmek için Adem gözünden alemlerini seyretmek ve kendinin ne olduğunu ve daha birçok şeyi için Adem'in mana seçilmiştir ve Adem'in halife olarak seçilmesinin diğer bir sebebi ise sıfat-ı mütekabile-i ilahiyedir. Yani karşılıklı zıt ilahi isimlerle mahluk olmasındandır. En büyük seçilmiş istifa Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani ilk seçilmiş olan Adem ama bütün bunların içerisinde ilk seçilmiş Mustafa'dır. Ademiyet mertebesi Nuhiyeti, Nuhiyet mertebesi İbrahimiyeti, İbrahimiyet mertebe-i Museviyeti, Museviyet mertebe-i İseviliği, İseviyet Muhammediliğin seçilmişliğini müjde ve haber vermişlerdir. Muhammedilik ise bütün bu mertebeleri yeniden ezeli ve asli hakikatleri üzere bina edip yenileyerek kendi bünyesindeki asıllarıyla tebliğ etmiştir. Bütün bu mertebeler Kur'an-ı Azimuşşan'da bildirilen ölçüler içerisinde geçerlidir. Ve orada muhafaza edilmektedirler. Bu hükümlerin dışındaki her türlü yaklaşım, tatbikat ve anlayışların hepsi nesih edilmiş, kaldırılmışlardır. Dünya ve ahirette de geçerlilikleri yoktur. Adem'in aleyhisselam oluşumunu ve geleceğini bildiren ayet-i kerimelerden sonra zuhura çıkışını bildiren ayet-i kerimelere gelelim. Kısaca yukarıda da belirttiğimiz gibi Cenab-ı Hak Adem aleyhisselamı cennette halk ettikten sonra onu orada bir müddet iskan ettiğini, melekler ve iblisle olan münasebetlerini, daha sonra hep birlikte nasıl yeryüzüne indirildiklerini Bakara suresi 2, 30-38 ayetlerinde bildirmiştir. Şimdilik sadece bu hadisenin özetini vermekle yetinelim. Daha ileriki sayfalarda da değişik yönleriyle ele almaya çalışacağız. Bu oluşum insanlığın yeryüzünde görünmeye başladığını ve faaliyete geçtiğini bildiren Kur'ani bilgilerdir. Bakara suresi 2-30-38. Bunları evrelerimiz devam ederek okuyabiliriz. Ayet numarasından başlayarak. Mealen bakalım 30. ayete. Ve iskale rabbuke lil melaiketini cealu fil ardu halife kale etecalu fiha men yufsidu fiha ve yesfiku dima nahnu nusebbihu bihamdike ve nukaddisu leke kale inni e'lem ve te'lemun. Mealen hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife halk edeceğim demişti. Melekler orada bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak, birini mi halk edeceksin? Oysa biz seni yüceltiyoruz ve seni devamlı tasdik ediyoruz dediler. Allah, ben şüphesiz sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. Yukarıdaki ayet-i kerimelerden de anlaşıldığı üzere, genel olarak yeryüzünde görülen insanlık macerası, Adem aleyhisselam ismi ve suretiyle başlamıştır. Şu kapıyı biraz itirsen. Dışarıda mı? Onlar balkondalar. Dışarıda burada. Adem aleyhisselam ismi ve suretiyle başlamıştır. Bu hadiseden bu mertebede çıkarılacak ise şu olabilir. Hayalle geçmeye devam eden bir ömrü şuurlandırmak için Adem-i manayı hayal cennetinden beden arzına indirmek, o hali bugün yaşamak olacaktır. Böylece gerçek manada kendine dönüş başlayacaktır. Yani Adem aleyhisselamın o günlerde cennetten yeryüzüne indirilmesi, bugünlerde ve yaşanan daha sonraki günlerde Adem-i mananın, yani Ademiyetin manasının, yani hakikatinin hayal cennetinden beden arzına. Şimdi bunları okuyoruz ya Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar bizim hayalimizde oluşuyor. Yani ilmimizde oluşuyor diyelim. Zanni bir ilimle oluşmakta. İşte orada bahsedilen hakikatleri kendi varlığımıza indirip yaşam sahasına geçirmek, o günkü hali yaşamak olmakta. Yani Adem'in cennetten yeryüzüne indirilişi
bizim beden toprağına, hayal cennetinden beden toprağına o mananın indirilmesidir. İşte dervişlik burada başlıyor zaten. Yoksa binlerce, yüz binlerce, on binlerce zikir çekmek dervişlik değil. O suretteki dervişlik, bu da batındaki gerçek dervişlik. Bu hakikat olmadıktan sonra yola da çıkmak mümkün değil. Geçmişlerin kıssalarıyla, geçmiş peygamberlerin hayat hikayeleriyle bir, ne diyorlar onu, kıssaları anlatmakla hayatımız geçmekte. Ancak bunlar o kişilerin hayat hikayesi zannedilerek bir bilgi oluşmakta sadece. Adem kıssasını çok iyi okuyup böylece gerçek manada kendine dönüş başlayacaktır. İşte bu yüzden hak yolunda yolculuğa çıkacak bir salikin ilk yapması lazım gelen şeyin Adem kıssasını çok iyi okuyup anlayıp idrak etmeye çalışması olmalıdır. O kıssayı. Bu sebeple onların halleriyle hallenmeye çalışıp dualarını duamız olarak dillerimizden düşürmememiz gerekecektir. Onların duaları bizim dualarımız olarak. Çünkü o dualarla o yollardan geçtiler. Biz de aynı yerden geçerken geçtiğimiz o ağacı göreceğiz orada. Yolda ne varsa göreceğiz. Şimdi buraya gelirken her gün geçilen yollardan herkes geçtikleri o manzaraları görmekteler. Biz de göreceğiz onları. Görmezsek oradan geçmemişiz demektir. Daha bence belirtildiği gibi ayet-i kerimelerin birçok mertebelerden izah ifadeleri vardır. Kişi kendi yaşantısı itibariyle hangi mertebede yaşıyorsa alacağı mana o mertebeden olacaktır. Ancak bu mana kişinin bireysel anlayışı kadardır. Dendiği zaman o manaya sınır konmuş olur ki ilahi kelam için böyle bir sınır düşünülemez. Ancak bu mana kişinin bireysel anlayışı kadardır dendiği zaman o manaya sınır konmuş olur. Çünkü bir kişinin anladığıyla sınırlanmaz o. Hakkın anlayışıyla anlamamız gerekmekte ki ona da sınır konmaz. Yani her bir bilgi her mertebede ayrı bir oluşum meydana getirmek. Genelde kişiler ayetlerde verilen ifadelere fark yani ikilik yönünden baktıklarından kendilerini daima sahnenin dışında seyirci, diğerlerinde sahnenin içinde oyuncu olarak görürler. Ve misal verilen yaşantılar da sadece o kimselere aittir diye zannederek gaflet içinde yaşar. Hani nasıl bir sahneyi dışarıdan seyrederler, ne sahnesi diyorlardı onu. Oynanıyor ya sahneler, tiyatro sahnesi. Tiyatro sahnesinde oynarlar, oyunu seyrederler. Kendileri dahil olmazlar oyuna. Ama aslında o oyun bizim oyunumuzdur. Yani hayat oyunudur ve oynayanları da biziz. Bu oyunun seyircisi değiliz biz, oyuncusuyuz. Diğer yönden seyircisiyiz, diğer yönden oyuncusuyuz. İkisini de yaşamamız gerekmekte. Bazı kimselerde cem yani birlik, tevhid yönünden bakarlar ve o hadiseleri kendi bünyelerinde yaşayarak, o mertebenin hakikatine ulaşmaya çalışarak kemalatlarını geliştirmeye gayret ederler. İşte bizde belirtilen bu ayet-i kerimelere ve diğerlerine cem yani tevhid mertebesi itibariyle bakıp onların seyrine dahil olup o gerçekleri kendi bünyemizde özet olarak incelemeye çalışacağız ki onlar bizim de yaşam sahamızdır, sahnemizdir aynı zamanda. İlmi marifetimiz olsunlar. Yani onlar bizim marifetimiz olsunlar. Zaten gerçek gaye de budur. Ayet-i kerimeleri sadece zahir bir mana anlayışıyla afaki manada değil, gayemiz batıni, enfüsi bir anlayışla da kendimizde bulmaya çalışmaktır. O vakti hatırla ki, ayetin bir bölümü, vakt bilindiği gibi zaman demektir. Ve hadiseler bu zaman seyri içerisinde oluşmaktadır. Hatırlatmak istenen zaman, Adem'in aleyhisselam hilkatinden epey evvel olan bir zamandır. Bu hadiseyi kendi üzerimizde enfüsi manada tahakkuk ettirerek yaşamaya çalışırsak şöyle bir anlayışı oluşturmamız gerekecektir. Hani ve iskale rabbuka lil melaiket. O vakti hatırla ki Rabbin meleklere bir zaman ben yeryüzünde bir halife halkedeceğim demişti daha halkedilmezden evvel.
bakalım onu anlatmak istiyorum. Belirtilen bu vakit yani zaman bir tefekkür, idrak ve şuurlanma zamanıdır. Yani ademiyetin kişide tahakkukundan evvel bunun bir hazırlanması gerekmekte. Nasıl herhangi bir şey yapılacağı zaman ticarethane, ticaret yapılması için evvela onun yapılacağı mahal hazırlanmakta. Değil mi? Mahal hazırlanmadan malı kamyonlara yüklesinler, göndersinler. Nereye gönderecekler? Nerede sergilenecek? Nerede teşhir edilecek, depo edilecek, muhafaza edilecek? İşte bunun oluşması için bir düşünce, tefekkür süresi geçmekte. İşte o vakti hatırla ki dediği o zaman süresi. Ve hadiseler bu zaman seyri içerisinde oluşmaktadır. Hatırlatmak istenen zaman, Adem'in yani aleyhisselam hilkatinden epey evvel olan bir zamandır. Bu hadiseyi kendi üzerimizde enfüsî manada tahakkuk ettirerek yaşamaya çalışırsak şöyle bir anlayış oluşturmamız gerekecektir. Belirtilen bu vakt yani zaman bir tefekkür, idrak ve şuurlanma zamanıdır. Çünkü bu ayet-i kerimeler tamamen bizlerin şu an içinde olmamız gereken hali bizlere açık olarak sırasıyla anlatmaktadırlar. Bahsedilen hadiseler ve oyuncuların hepsi bizde ve bizim özelliklerimizdir. Kişi bu belirtilen hadiseleri idrak etmediği sürece daha henüz ademiyet mertebesine manen ayak basmamış demektir. Fiziken belki epey yaşlıdır fakat fikren ve ruhen daha henüz gerçek Adem olmamış, belki Adem suretinde Adem'e benzer ve Adem namzeti olmuştur. Anlaşılıyor mu? Gerçek Adem olmamış, belki Adem suretinde Adem'e benzer ve Adem namzeti olmuştur. Kişinin gerçek Adem hürriyetine ermesi, bu ayet kerimelerde belirtilen gerçekleri yaşamasıyla mümkün olacaktır. Aksi halde hayat, gaflet ve beşeri benlik ile kendisinden habersiz yaşanacak bir hayat olacaktır. İşte Cenab-ı Hak, o vakti hatırla ki demekle, yani bu ikazı yapmakla bize bu beşeri benlik ve gafletten kurtulmanın, özüne dönmenin yollarını göstermektedir. 18 bin alemden süzülerek gelip yeryüzünde meydana çıkan insan görüntüsündeki varlığın ilk adı hayvanın natık konuşan hayvandır. Bunun nefsi natıkaya, konuşan nefse, doğrudan da Kur'an'ın natıka, konuşan Kur'an'a dönüşmesinin başlıca dönüşmesinin başlangıcı bu ayet-i kerimelerin hakikatlerine nüfuz etmekle mümkün olabilmektedir. Biraz cam açalım mı sıcak olduğu için? Ha, kapıyı yahu da söndür. Onda ha, o kapı kapandı. Bu paragrafı bir daha okuyorum, tekrardan dinleyelim. 18 bin alemden süzülerek gelip yeryüzünde meydana çıkan insan görüntüsündeki varlığın ilk adı hayvanın natık, yani konuşan hayvandır. Bombalar, hava ifşekleri patlatıyor başta. Sen dedin ki, çay getireyim anne, bir küçük. Bunu çok duyuyorum. İkisi attı, işte birer parça farkları var. Evet, şeyler... Ya bu da... Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Siyade hayat, gaflet ve beşeri benlik ile kendisinden habersiz yaşanacak bir hayat olacaktır. İşte Cenab-ı Hak o vakti hatırla ki demekle bize bu beşeri benlik ve gafletten kurtulmanın, özüne dönmenin yollarını göstermektedir. 18 bin alemden süzülerek gelip yeryüzünde meydana çıkan insan görüntüsündeki varlığın, bakın ilk adı Adem'dir aslında ama o genel adıdır, birey adı hayvanın natık, konuşan hayvandır. Bunu nefs-i natıkaya, konuşan nefse ve oradan da Kur'an-ı natıka, konuşan Kur'an'a dönüşmesinin başlangıcı bu ayet-i kerimelerin hakikatlerine nüfuz etmekle mümkün olabilmektedir. Kişi
O vakti hatırla ki hükmüyle kendine dönmeye ve bu ayet kerimeleri okumaya veya ehlinden dinlemeye devam eder. Sonra ayetin devamında, hani Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife hak edeceğim demişti. Bölümüne gelerek eğer tefekkür yeteneği var ise okuduğu veya dinlediği bu ayet-i kerimede Rab, melekler, yeryüzü ve halife hükmüyle belirtilen dört ana varlık görür. Yani diyor ya, Rabbun meleklere yeryüzünde halife. Bak, Rab, melekler, yeryüzü ve halife varlıkları görür. Evvela bunların bizdeki karşılıklarını bulup incelemeye ve idrak etmeye çalışalım. Çünkü bu belirtilen şeylerin hepsi bizim vücud iklimimizde mevcut ve her vakitte de faaliyettedirler. Bunları özetle incelemeye çalışalım. Bir, Rab. Burada bahsedilen Rab, genelde Rahman'ın idaresinde genel Rab olmakla birlikte özelde ise herkesin kendine ait olan Rabb'ı hasıdır. Ve her varlıkta ayrı bir hüküm ve özellik arz etmektedirler. Her bir esma ilahiye kendi özelliği itibariyle bir Rab ve terbiye edici bir mürebbiyedir. İki, melekler iki türlüdür. Bir afaki, yani bizim varlığımızın dışında olanlar. İkincisi enfisi, yani bizim varlığımızda, bizde, bizim ürettiğimiz meleklerdir. Melek kuvvet demektir benim dediğim. Melekler yani kuvvetlerdir. Afaki olanlarda iki türlüdür. Unsuri ve tabiiyedir. Unsuri olanlar anasır, yani dört unsur, toprak, su, ateş, hava kaynaklı olan meleklerdir. Tabii olanlar ise anasır aleminin dışında nuru latif olanlardır. Yani gök melekleridir diyebiliriz. Bütün bu melekler sıfat-ı ilahiye ve esma-ı ilahiyeleri efal-i ilahiyeler olarak zuhura getirmektedirler. Enfüsî olanlar ise birey varlıklarda ilahi ve nefsî fiilleri zuhura çıkarmaktadırlar. 3. Yeryüzü, arz, genelde dünya dediğimiz gezegen olmakla beraber özde ise bizim toprak beden varlıklarımızdır. Yani yeryüzü, arz, genelde dünya dediğimiz bu gezegen olmakla beraber özde ise bizim toprak beden varlıklarımızdır. Halife, halife ise gayedir, melekler kuvvet, halife ise güç, güç ise sultandır. Kişinin Rabbahası, kendinin müdebbiri, tedbir edicisi olan Esma-ı İlahiye'den Allah Celle Celaluhu ismine bağlı bir Esma-ı İlahiye'dir. Ve onu ayağını sabitesinin hükmüyle yönetmeye devam eder. Melekleri kendi bünyesinde yediği gıdalardan oluşan fiziki kuvvetler, diğerleri ise ibadetleri ve fiillerinden meydana gelen latif kuvvetleri, melekleridir. Yer, toprak ağırlıklı beden mülküdür. Halife ise o bedende hakikat ilahiyeyi idrak ve ona mahal olacak gönüldür. Hani Rabbun meleklere ben yeryüzünde bir halife hak edeceğim demişti ifadesi, efal mertebesi manası itibariyle bu oluşumu ifade etmektedir. Kişi bu hakikatleri idrak etmezden evvel yapmış olduğu ibadet ve iyi fiillerin neticesinde kendisinde iman kuvveti melekleri, salat, namaz kuvveti melekleri, oruç kuvveti melekleri, hac kuvveti melekleri, zekat kuvveti melekleri oluşur. Her yaptığımız bu fiillerden bir meleke, bir kuvvet oluşmakta. Bu kuvvetler ise zamanla kişi de farkında bile olmadan, batınında yani içinde yaptığım hükmüyle farkında olmadan bir benlik oluşturur. Şer'i mana. Bu benlik ile çevresinde bu fiilleri işlemeyenlere karşı üstünlük vasfının olduğunu zannetmeye başlar. Ya işte bak namaz bile kılmıyorsun, hadi namaz kıl falan gibilerde farkında olmaz bunlar. İşte bunun üzerine kişinin varlığında oluşan kendi ürettiği kuvvet meleklere Rabb-ı has, ben bu beden mülkünde zati tecelliye mahal olacak bir halife, gönül halk edeceğim diye buyurur ki meleklerin yani kuvvetlerin çok üstünde bir makam olduğu anlaşılır. Ayet-i kerimede dikkatimizi çeken bu hususu acaba Rab başka varlıklara değil de niçin evvela meleklere bu haberi açıklamayı uygun bulmuştur?
Çünkü melekler faal ve müessirdirler. Yani alemin üzerinde mutlak tesirleri vardır. Fiiller kuvvet ile meydana geleceğinden efal-i ilahiye dahi melaike-i kiram ile zahir olmaktadır denmiştir. İşte bu devreye kadar alemde sadece efal-i ilahiye, yani ilahi fiiller zuhur etmekte, zati tecellinin ise daha henüz zuhur mahalli oluşmadığından zuhuru olmamıştır. Bu ayet-i kerimeyle zati tecellinin zuhur mahallinin hazırlanmakta olduğu haber veriliyordu. Bu yüzden melekler kendilerine bildirilen bu haberle epey sarsıldılar. Çünkü bu tecelli mahallinin kendilerinden daha değerli ve yüce olacağını sezinliyorlar idi. Halife sıfatıyla vasfedilen bu zati zuhur mahalli olacak varlığın diğer ismi zati güç, yani sultandır. İlk zuhur mahalline verilen isim ise Adem'dir ve zat-ı ilahinin tecellilerini zuhura getirecek olan mahallerdir. Meleklik kuvvet ve şiddet mertebesi, halifelik güç, sultanlık mertebesidir. Halifelik zuhuru ile faaliyete başlayan zat-ı tecelli, son Resul Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile kemale ermiş ve varisleriyle bu kemalat kıyamete kadar devam edecektir. İşte bu yüzden melekler halifenin zahirinde ve batınında zati tecellinin zuhuru olduğundan emre uyarak ona secde etmekle sultan güç görevlendirilmişlerdir. Yani sultana secdeyle görevlendirilmişlerdir. İşte bizler de ne zaman bu hakikatleri idrak etmeye ve hakikati Ademiye'yi hayal cennetimizden beden arzumuza indirmeye muvaffak olabilirsek, bizim de gerçek ademlik halifeliğimiz faaliyete geçmeye başlayacak demektir. Ancak bu faaliyete geçmesi için, bunun faaliyete geçmesi için mutlaka bir sultan güce ihtiyaç vardır. Sorunun cevabı. Bu kısa izahlardan sonra yine yolumuza devam edelim. Bunun üzerine melekler, ona da bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak, birini mi hak edeceksin dediler. Ayet-i Kerime'nin bu bölümü hakkında da çok geniş izahlar farklı mertebelerden yapılabilir. Özetle enfüsî manası itibariyle diyelim ki fesattan kasıt bozgunculuktur. Bozgunculuğun ise çok değişik anlamları vardır. Buradaki bozgunculuk ise yer değişmesidir. Şimdi şunu şuradan aldım, buraya koyduğum zaman bu bozgunculuktur. Ama bunu iyi niyetle alır da daha güzel görev yapsın diye değil, buna yer değiştirme denir. Ama kasıtlı kapatmak, onu farkında olmadan almamasını istemek için kapatmak bozgunculuktur. Ve yer değiştirmesi, daha önce fiili ibadetlere öncelik tanıyor iken daha sonra hakikat-ı ilahiyi idrak edecek olan gönlün faaliyete geçirilmesi. Bakın şimdi, gönül faaliyette değilken, fiziki manada ibadetler yapılıyorken kişi meleklik kazanıyordu, kuvvet kazanıyordu yani. Öncelik tanıyorken daha sonra hakikat-ı ilahiyeyi idrak edecek olan gönlün faaliyete geçirilmesiyle hayata bakıştaki değişikliğin ve önceliğin gönle geçmesiyle, yani daha evvelce fiziki yapmış olduğu ibadetleri değerli saymış iken sonra gönül aleminin açılmasıyla değerin gönle geçtiğinin anlaşılmasıyla bir yer değişimi olmakta. Önceliğin değişmiş olması olmakta. Fiziki zahiri ibadetle ilahi batını ibadetin arasındaki fark ortaya çıktığından fiziki kuvvet melekler için bu oluşum ikinci planda kalmalarından dolayı sıraları bozulduğundan kendilerinin kanları dökülmüş ve bozguna uğramış olmalarıdır. Böylece hallerindeki tereddütlerini ortaya koymuş olmaktadırlar. İşte sen yeryüzünde bozgunculuk yapacak birini mi halk edeceksin gibi tereddütleri bu yönde olmakta. Şimdi beşeriyet aleminde yaşayan bir kimse en öndeki kuvvetleri, ibadetlerinden meydana gelen güçleri, kuvvetleri, sevaplarıdır yani dolayısıyla. Ama mana alemine geçmiş, orada hareket etmeye başlayan bir kimse de gönül faaliyete geçtiğinden
öncelik ve itibar gönle geçmektedir. Tabii ki o fiziki ibadetler olmakla birlikte. Ama daha önce gönül hareketlerinden haber olmayan kişinin önceliği zahir şer'i ibadetlerdeydi. Gönül faaliyete geçtiği zaman şer'i ibadetler ikinci, gönül hükümleri, hukukları birinci hale geçmekte. Yani böylece yer değiştirmekte. İşte melekler bunun bozgunculuğundalar. Yani bu sıranın bozulmasından korktukları için böyle mi hareket edeceksin diye sordukları sual bu. Ve devam ederek onlar, oysa biz seni yüceltiyoruz, sen devamlı takdis ediyoruz dediler. İşte biz de ibadetlerimizde Cenab-ı Hakk'ı yüceltiyoruz fiziki, fiili manada. Ama bu yüceltme hayali bir Rabb'ı hayali yüceltme oluyor. Bakın dikkat edin. Çünkü mutlak manada tanınmayan bir şeyin yüceltilmesi de o nispetle hayali olur. Ama gönül faaliyete geçmesiyle o mutlak varlığın hakikati ortaya çıktığından o ilim çevresinde gönülde yoğunlaşma olmakta. O zaman ilmi değerlere daha çok yönelinmekte, muhabbet, sevgi değerlerine daha çok yönelinmekte ve böylece yerleri değişmekte. Meleklerin, kuvvetlerin yerleri değişmekte. Allah bunun üzerine ben şüphesiz sizin bilmediklerinizi bilirim dedi melekler. Meleklerin afaki ve enfüsî manada zuhur, kaynak isimleri Sübuh ve Kuddüs. Halife insanın gönlün ise Allah, Cami ve Selam isimleri zuhur, kaynak isimleridir. Hal böyle olunca insan veya gönül, halife tesbih ve takdisin üstünde irfan etmekte, Allah'ın Cami ve Selam isimlerini bünyesinde zuhura getirdiğinden, bu isimlerde diğer bütün esma ilahiye hakim olduklarından melek kuvvetlere hakimdirler. Onların üstündedirler. Halife idrak, şuur ve irfaniyetle hayata bakarken melek kuvvetlik ise sadece iki isimle Rablarını tesbih ve takdis etmektedirler. Yani Sübuh ve Kuddüs ismiyle sadece. Bu oluşum kendi mertebeleri itibariyle kemal, bakın şimdi kendi mertebeleriyle itibariyle kemal, fakat halife sultan mertebesi itibariyle yetkinlik değildir. Burada bir şeye daha dikkat etmemiz gerekmektedir. Meleklerin daha henüz Adem'in varlığından ve fiziki görünüşünden haberleri bile yok iken kendisinin kan dökücü ve bozguncu olabileceğine nereden hüküm verdiler? Gerçi bunu Adem ve Adem mevzuunda ikisinin de arkasında dem geldiğinden kan dökücülük, yani bir yönünün bu olduğunu daha evvel söylemiştir. Kan dökücülük ve bozgunculuk onun vasıflarından sadece bir tanesidir. Onun gerçek vasıflarıyla hakikat ilahiyenin zuhur mahalli olmasıdır. Bunu niye bilmedi melekler? Madem biliyorlardı. Ya sadece kan dökücülük yönünü bildiler. Acaba bu yönünü niye göremediler veya bilemediler de sadece kan dökücülük ve bozgunculuk yapabilecek yönün üstünde durdular. Ayrıca melekler, kuvvetler demektir. Bir zata bağlı meleğin kuvvetin ise bağlı olduğu zatına böyle bir tavırla cevap vermesi ve fikir yürütmesi mümkün değildir. Şimdi ben şunu tuttum, kaldırdım. Bu bir melekle kalktı. Yani bir kuvvetle, kaldırma gücüyle, o sistemle kalktı ve bıraktım. Şimdi bu bana diyemez ki sen beni niye kaldırdın diye. Çünkü kuvveti üretenin kuvvet mutlak hükmü altındadır. Ama melekler nasıl dediler? Bir zata bağlı meleğin, yani bir kuvvetin ise bağlı olduğu zatına böyle bir tavırla cevap vermesi ve fikir yürütmesi mümkün değildir. Öyleyse melekler nasıl bir hal içerisinde bu sözleri söyleyebildiler denirse şöyle bir cevap verilebilir. Baş tarafta da kısaca belirttiğimiz gibi Adem'in son iki harfi yalnız olarak okunduğunda, sadece dem olarak okunduğundan, bunun manasının da kan dökücülük olmasından, belki o yönden bir bakışla bu fikre düşmüş olabilirler. Bozgunculuk ise daha önce de belirtildiği gibi Adem halifenin zuhura çıkmasıyla ilahi sıralamanın değişeceğinden, kendi sıraları hakkın indinde daha aşağılara düşeceğinden bu yolla da bozgunculuk yapacak diye fikir yürütmüş olabilirler. Yani kan dökücülükten, hecesinden
bozgunculukta sıralarının bozulmasından, yani önceliğin sultana geçmesinden, halifeye geçmesinden. Ancak onlar Adem'in başındaki Elif'i dikkate almadıklarından bu yargıya düşmüşlerdir. Elif ise ahadiyet mertebesinin Adem'in başında olarak bütün mertebeleriyle Adem'de zuhuru, zuhurda olacağını onlar kabiliyetlerinin yetersizliği yüzünden idrak edememişler ve bu vasfını ifade edememişlerdir. Yani Adem'in halife ve cami esması, Allah esmasının zuhuru olacağını anlayamamışlar. Onlar hocam mertebeleri itibariyle onu kavrayamıyor. Kavrayamıyorlar. Ha. Çünkü Adem'in başında Elif var. Elif ise ahdiyet mertebesinin zuhuru ama kendileri bu mertebeyi idrak edemediğinden sadece Adem'in demini gördüler, oradan yola çıkarak hareket ettiler. Ve bir isim var. Bu isim de bir harflerle belirtiliyor tabii. Bu konuşmalardaki olan lisan, uluhiyet lisanı aslında. Daha henüz Adem yokken Adem'in lisanı da yoktu. Bunlar mana aleminde olan ilahi kelamlar, kelam-ı ilahi. Esma-ı ilahiyenin zuhur halleri. Rububiyet mertebesinden anlatımı verilen bu hadisede, işte bu hadise, rububiyet mertebesinden anlatılmakta, yani rahmaniyet bu mertebeyi rububiyet lisanından anlatmakta. Ve iskale rabbuka lil melaiketi inni cani filardu halife. O vakti hatırla ki Rabbin meleklere, bakın ben yeryüzünde bir halife hak edeceğim dedi. Rububiyet yani Rab'dan çıkmakta ama rahmaniyet yoluyla anlatılmakta bu hadise. Veya rahmaniyetin fiili rububiyet diliyle, mertebesi, lisanıyla anlatılmakta. Biraz zor bir mesele. Zor değil de birkaç defa bu ayeti tekrarlamamız gerekiyor. Şimdi yer olmadığı için daha fazla tekrarlamayayım. Bir daha tekrarlayayım birkaç etmek için şimdi. Ve iskale rabbuka. O vakti hatırla ki Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife halk edeceğim dedi. Bunu anlatan birisi var. O gizli. Rab, melekler, dünya, demin dediğimiz gibi halife var burada. Ama bütün bu sahneyi anlatan arka planda da birisi var. İşte o rahmaniyet ama rububiyet mertebesinden anlatıyor. Rabb'in meleklere dedi ki diye o deyenin hakikatini yani denmişliğini o geri planda olan anlatıyor. Aynı Rab esasında. Aynı Rab değil. Biri Rahman, biri Rab. Rahman rububiyet mertebesinde bu hadisi anlatıyor ki anlaşılsın diye. Rahman bu hadiseyi rahmaniyet mertebesinde anlatsaydı anlaşılmazdı. Zaten orada bu hadise olmazdı. Çünkü bunun yaşam yeri rububiyet mertebesi. Rahmaniyet, vahidiyet mertebesi değil. Kaynağı orası zuhur mahalli rububiyet mertebesi. Yukarıda zaten bir şey yok ki karşılıklı sahne olsun. Tabii. Rububiyet mertebesine anlatımı verilen bu hadisede varlıklar bu mertebenin gereği birer kimlik almaktadırlar. Yani rububiyet mertebesi itibariyle. Sıfat mertebesinde melekler sadece birer kuvvet hükmündeyken rububiyet yani esma mertebesinde birer kimlik almaktadırlar. Yani faaliyete geçmektedirler. İşte bu mertebenin gereği almış oldukları veya verilmiş olan o kimliklerle geçici bir sahne kurulur. O sahnede o kimlikler asli birer varlıklar gibi oyunlarını sergilerler. İşte bu oluşun üzerine melekler yani kuvvetler bu yoldan o değerlendirmeleri yapabilmişlerdir. Yoksa böyle bir fikir yürütmek onların ne haddine ne de görevleridir. Kısaca böyle bir izah yoluna giderek anlamaya gayret edelim. Meleklerin bu ifadeleri hakkında daha çok başka yönlerden de izahları vardır. Fakat mevzumuzun daha fazla uzamaması için bu kadarla yetinelim. Bu hususta melekler neden şunu dediler gibi birçok daha başka izahlar var ama bizim işimiz Adem olduğundan kısaca böyle bir bilgi verip geçelim özet olarak. Bu kadarla yetinelim. Cenab-ı Hak bu özet bilgileri yaşamamıza intikal ettirsin. Bunları anlamak dahi hayatımızda büyük inkılaplara yol açacaktır. Devam edelim yolumuza. Bunun üzerine Allah ben şüphesiz sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. Her şeyin zahiri, batını, evveli ve ahiri kendisi olduğundan ona mülkünde gizli bir şey
olamayacağından meleklere şöyle demiştir. Estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim. 31. Ve alleme Adem el esma kulliha summa radahum alel melaiketi fekale enbi'uni bi esma'i hevla in kuntum sadikin. 31. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Yani kendi enfüsî varlığında mevcut esma ilahiyi bildirdi ve afaki bütün şeyiyeti, eşyayı kendisine tanıttı. Afak ve enfüsün kendinde mevcut olduğunu bildirdi. Sonra eşyayı meleklere gösterdi. Eğer sözünüzde samimi iseniz bunların isimlerini bana söyleyin dedi. Yani gaybı biliyorsunuz veya çok biliyorsunuz, o an eşyanın isimlerini de bana söyleyin dedi. Adem hakkında fikir, aleyhisselam fikir yürüttüler diye. Melaike-i kiramın kendi görevleri dışında bir şeye şuurları olmadıklarından bu eşyayı, resma ilahiyi anlayamadılar. Çünkü bir şeyi anlamak için o şeyi anlayacak idrake sahip olunması gerekmektedir. Bu da meleklerde olmadığından kendilerinde olan bu eksikliği o anda anladılar da Kâle sübhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ lemtenâ inneke entel âlimül hakîm. Mealen cevap verdiler ki sen münezzehsin, öğrettiğinden başka bizim bir bilgimiz yoktu. Şüphesiz sen hem bilensin hem hakimsin deyip acizlerini itiraf ettiler. Yaptığımız ibadetlerden meydana gelen melekler bizlere secde sadece sevap üretirler. Bak, yaptığımız ibadetlerden biz sevap kazanırız sadece. O melekler bizim onumuza yarar. Fakat irfaniyet, marifetullah üretemez ve bu sahayı bilmezler. Adem ismi verilen halife gönülde ise bütün hakikati ilahiyi anlayacak kabiliyet vardır ki hakkın en geniş cilalı parlak aynasıdır. Alim ve Hakim isminin kendilerinde zuhuru olmadığını, bu zuhur olmadığından da ilim ve hikmetle hareket edemeyip sadece fiil ile hareket edebildiklerini ve fiilin neticesinde de bir kuvvet oluştuğunu, kendilerinde bu kuvvet olduklarını melekler anlamış oldular. Yani kendilerinde Alim ve Hakim isminin olmadıklarını böylece anlamış oldular. Ona hakka verdiler çünkü o ismi. Kale bunun üzerine ya Ademu enbi'hüm bi esmaihim felemma enbe'ehüm bi esmaihim kale elem ekulleküm inni a'lemü gaybe semavati vel arda ve alem ma tübdüne ve ma küntüm tektümüm. Sadakallahu aleyhi ve sellem. 33. Allah ey Adem onlara isimlerini söyle dedi. Adem isimlerini söyleyince Allah ben gökler ve yerde görünmeyeni bilirim. Sizin açıkladığınızı ve gizlemekte olduğunuzu da bilirim diye size söylememiş miydim dedi. Bütün bu alemler Cenab-ı Hakk'ın zuhur ve tecelli mahalleri olduğundan gayra yer yoktur zaten. Gayr olmadığından da mülkünde yabancı yoktur. Yabancı olmadığından kendine meşhur gizli bir şey de yoktur. Ve mülkünde hangi zuhur mahallinde ne işleniyorsa hepsinden haberdardır. Çünkü hepsi kendi varlığında oluşan fiillerdir. Ve iskunna lil melaketi secdu li Adem fesecdu illa iblise eba ve stekbera minel kafirin. Mealen 34. Melekler Adem'e secde edin demiştik. İblis müstesna, hepsi secde ettiler. O ise kaçındı, büyüklük tasladı ve inkar edenlerden oldu. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin zıddı olan ve secde etmeyen bu zuhurun ismi sırasıyla cin, iblis ve şeytan diye geçer. Dini kitaplarda ilk isminin Azazil olduğu yazılıdır. Mevzu ile ilgili olduğundan bu ayet-i kerimenin Vahiy ve Cevahir isimli kitabımızda 223. sayfasından başlayan 228. sayfaya kadar devam eden özet yorumu nakletmeyi uygun gördük. Özet yorum. Yukarıda da ifade edildiği gibi melekler Zat-ı Mutlak'ın isim ve sıfatlarını efal-i ilahiye, ilahi fiiller olarak ortaya koymaktadırlar. Ve bu hale ihtilafları karşı koymaları söz konusu değildir. Kulna görüldüğü bu ayet-i kerime zatidir. Yani Cenab-ı Hak aracısız bu ayet-i kerimeyi kendi zatından biz demiştik diye ifade buyurmuşlardır ki çok mühimdir. Biz olarak ifade edilen husus Hakk'ın her bir sıfat ve ismine verdiği değer ve şahsiyeti açık olarak göstermektedir. Zatına bağlı olan her bir sıfat ve ismin zuhuruna görevli olan melaike
Adem'de mevcut olan zati zuhurda da her bir isimle sıfatın toplu olarak vücut olması, mevcut olması sebebiyle Adem'e secde, Hakk'a secde olduğundan İsjudu li Adem'e, Adem'e secde edin denildiğinde emre amade olan melaike fesecedu, hemen secde ettiler. Çünkü bu zatın zuhurlarına olan emriydi. Yani zatın zuhurlarına olan emriydi, yani kuvvetlerine olan emriydi. Eski ismi Süryanice Azazil, Arapça Haris olan İblis, şeytan, nurani melek kuvvetlerinden daha değişik bir özelliğe sahiptir. Ateş, nura göre daha kesiftir. Ondan meydana gelen varlıklar da nurdan meydana gelen meleklere göre daha kesiftir. Kesafet arttıkça bireysellik, benlik ve nefsani şahsiyet önem kazanmakta. Böylece bir birey, akıl, birey akıl daha öne çıkmaktadır. Yani aklı külden, aklı cüz daha öne çıkmaktadır. Bu yüzden zahiri, yüzeysel değerlendirmeler artarak kıyasla başa geçmektedir. Anlaşılıyor mu? Biraz hızlı gideriz de. Bütün varlık alemi aklı küllün hükmü altında bir bütün olarak faaliyet göstermektedirler. Bunlardan latiften kesife doğru zuhura çıkmaya başlayan iblis ve şeytanlar o nispette bireysel şuur sahibi olmaktadırlar. Bireysel şuur arttıkça da bireysel değerlendirme artmakta, ilahi değerlendirmeden uzaklaşılmakta bu şekilde. Yani bireysel şuur, ilahi şuura en büyük perde olmakta. O ben Necm-i İsa dediğimiz zaman o yıldız, bireysel yıldız, ilahiyat güneşine perde olmakta. Bütün varlık alemi aklı külün hükmü altında bir bütün olarak faaliyet göstermektedirler. Bunlardan latiften kesife doğru zuhura çıkmaya başlayan iblis ve şeytanlar o nispetle bireysel şuur sahibi olmaktadırlar. En son koyu kesafete sahip olan insanlar ise onlardan daha ileri bir şuur akla sahip olmaktadırlar. Azazil, Aziz, Haris, Cebbar, İksin ittifakı mütekebbir isimlerin ifade ettiklerinden iblisin ahlakı bu isimlerin özellikleriyle oluşmaktadır. Bu isimlerin rahmani manada kullanılması büyük yücelikler, nefsani ve bireysel menfaat yönünde kullanılması ise seviyesizlik, düşkünlük ve zilleti getirir. Halife Adem hak edilmezden evvel varlıkların içinde en akıllı varlık Azazil idi ve meleklere gerektiğinde hocalık yapıyordu. Halife Adem topraktan hak edildi, kendine ilahi isimler talim ettirildi, ilahi nefha sunuldu, Allah ismi camii hediye edildi, böylece Rahman sureti üzere teçhiz edilerek cennette iskan edildi. Azazil'in, Adem'in bu iç özelliklerinden haberi yoktu. Olsaydı dahi anlaması mümkün değildi, çünkü mutlak tevhid ilmini de bilmiyordu. Cenab-ı Hakk'ın meleklere Adem'e secde edin emrini verdiğinde melekler fesecedü, hemen secde ettiler, iblis de kaçındı, büyüklük tasladı ve inkar edenlerden oldu. Kendisine Kur'an-ı Kerim Araf suresi 7-12 ayetinde Adem'e niye secde etmedin diye sorulduğunda kâle مَا مَنَاكَ اَلَّا تَسْجُدُ اِذْ اَمَرْتِكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَهَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Yani mealen 12 Araf, yani 7-12 buyurdu ki sana emrettiğim zaman seni secde etmekten ne men etti? Dedi ki ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten halk ettin, onu ise çamurdan halk ettin. Yukarıda belirttiğimiz gibi kendisinde oluşan ateş ağırlıklı bireysel benlik aklı Adem'in dışına bakıp, yani kendi ateşine, Adem'in dışına bakıp sadece kendi ana asırından, yani ateşinden daha ağır, o yüzden aşağıda olan toprağına bakıp zahir kıyasıyla karar vererek bu hükmünü mutlak zannetti ve ben ondan üstünüm dedi. Buraların mühim meseleler. Gerçi neresi değil de. Bilindiği gibi ateş yandığı yerden yukarıya doğru uzanır. Halbuki Adem'de anasırın tamamı, yani toprak, su, ateş, hava olmakla birlikte ayrıca iç dinamiğinde rahmaniyetin de tamamı mevcut idi. Görüldüğü gibi Adem'in zahirinin birinci mertebesi toprak ve onun özelliği hikmet. İkinci mertebesi su, özelliği hayat.
Üçüncü mertebesi ateş, özelliği azamet. Dördüncü mertebesi hava, özelliği kuvvettir. Adem'in zahiren dahi dörtte üç, bunu üçte dört mü, dörtte üç, üç öne mi yazılacaktı, bir yerde yanlış yazdım. Üç bölü dört. Üç bölü dört, ha burası tamam. Yani dörtte üç iblisten ileride. Yani iblis dörtte bir, yani dört özelliğin bir tanesi ibliste var, dört özelliğin dördü de Adem'de var. Adem zahiren dahi dörtte üç iblisten ileridedir. Yani bir özelliğini çıkarırsak, ama Adem'de o da var, ateş de var. Ama ibliste de ateş olduğundan ikisini çıkarttığımızda yine üç üstünlüğü kalmakta. Bu özelliklerini idrak edemeyen iblis sadece toprak ateş kıyasıyla baktığı bu hadisede telbis oldu. Yani yaptığı kıyas onu şaşırttı. Telbis, iki benzer şeyi birbirinden ayırt edememe, örtme, sahtelendirmedir. Yani Adem'in hakikatinde var olan ilahi nefhadan, rahmaniyet mertebesinde haberdar olmayıp kendinin tek anasırına göre değerlendirme yapması. Çünkü ateş yanınca üste çıkar ya, ben ondan üstünüm dediği bu fiziki oluşum, ki bu tespit de yanlış bir tespittir aslında. Yanlışı yanlışla sağlamlaştırmaya bakıyor ki bu tamamen olmayacak bir şey. İşte biz insanlar dahi aklı cüzümüzün verdiği bir yorum ile yaptığımız kıyaslarda büyük hatalara düşmekteyiz ve böylece biz de zaman zaman telbis olabilmekteyiz. Yani yanlış hükümler verebilmekteyiz. Verdiğimiz bu yanlış hükümlerden de iblis olmaktayız. Allah korusun tabii yani. Tabii bu adniyette olacak bir şey değil ama bize de çok zarar veriyor. Meseleye diğer yönüyle fiziki manada baktığımızda dahi ateşin toprağa secde etmediğini görürüz. Burası da bakın değişik bir fikir. Çünkü ateş yanınca nerede olursa olsun mutlaka yukarıya doğru çıkar. Ateşi secde ettirmek mümkün değildir. Elimize bir mum alıp yakalıp mumu değişik şekillerde, yani mumun alevini değişik şekillerde yana veya aşağıya doğru ters döndürerek tutalım, mum alevi yine de yukarıya doğru baş kaldırarak yanmasına devam edecektir. Tek çaresi söndürülmesidir. O zaman da ateşliği gideceğinden vücudu ve özelliği kalmayacaktır. İşte iblis iki yönden de fizik, ilmi, yani hem fizik yönünden hem ilmi yönden secde etmedi. Eğer etseydi Adem'e mensup, ona muti, tabi, onun mutlak hükmünde melekler gibi bir araç olacaktı. İşte, o zaman da bir vasfı kalmayacaktı. O zaman Adem'in mücadele edecek hiçbir varlığı olmayacaktı. Ve de bu sebepten dolayı da Adem'in yükselmesi, insanlığın yükselmesi mümkün olmayacak. Böylece de kimliğini kaybedecek gibi gerek zahir kıyası gerek fiziki yapısı itibariyle secde etmedi. Adem'e secde emri daha evvel kendinin de bilmediği, kendinde var olan bu hususiyetlerin ortaya çıkmasına sebep olduğundan bir bakıma ona geçici rahmettir. Bu özellikleriyle aziz, cebbar, mütekebbir Hakk'ın karşısına çıkıp konuşma cüretini göstermiş, bireysel nefsani benliğin zeminini ve hevanın da kaynağı olmuştur böylece. İlk defa, çünkü bunlar Adem kıssası ilklerle dolu. Gerçek manada Adem halife, yani insan, Allah ve cami isimlerinde zuhur olduğundan aziziyet, cebbariyet, mütekebbiriyet onun bir vasfı olup kontrolü altındadır. Yani iblisleri ona tabidir. Ama kendi hakikatini kurmuş ise eğer. Yani iblis Adem'e secde etmedi ama aziz, cebbar, Allah isminin kapsamında olduğundan, Adem de Allah'lık ismi kapsamında olduğundan aslında onun hükmü altındadırlar. Kullanabilirse bu hükmü. Aksi halde isyan etmektedirler. İblisin Ebced hesabı sayı değerleri şöyledir. Elif 1, B 2, Lam 3, Y 10, Sin 60'tır. Bunları toplarsak 103'tür. Ortadan sıfırı kaldırırsak
13 olur. Çok açık bakın. O da 13'e bağlı. Ki bu da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şifre sayı değeridir. Böylece iblisin dahi aslının hakikatinin hakikati Muhammediye'ye dayandığı açık olarak görülmektedir. Yukarıda da kısmen bahsedildiği gibi her birerlerimizin varlığında suri olarak yaptığımız ibadetlerimizden meydana gelen kuvvetler yani melekler oluşmakta. Diğer taraftan da Cenab-ı Hak orada kendi zatını idrak edecek bir mahal, gönül, güç, halife meydana getiriyor ve meleklerle onu karşılaştırıyor. Neticede ilahi zatın zuhur mahalli olan bu halifeye yapılan teklif üzerine melekler secde ediyorlar. Bu secde Adem'in toprağına değil, onda mevcut ilahi zatın varlığınadır. Bu hususlar hakkında alimlerimiz birçok şeyler söylemişlerdir. Mühim olan Cenab-ı Hakk'ın muradı ve emri ilahisidir. Dileseydi onları herhangi bir ağaca veya başka bir şeyde secde ettirirdi. Buradaki mesele emre itaattir. Dolayısıyla bu secde Adem'in varlığında hakkı olan secdedir. Nasıl ki Kabe-i Muazzama'da yapılan secde anında Kabe-i Muazzama'yı hayalen yukarıya kaldırdığımızda görülen manzara insanlar birbirlerine secde ettiği yönündedir. Ancak bu secdeler her bir insanda bulunan abdiyetiyle diğer insanda bulunan venefahtü, hakikat-i ilahiyedir. Yoksa toprak bedenlerine değildir. Bireysel varlıkta secde etmeyen her birerlerimizde mevcut nefsi emmare ve levvamelik hükümleridir. Nefislerimizin öteki mertebeleri değildir. Kemalat arttıkça nuraniyet artmakta, böylece latifleşmeye başlayan bireyin varlığında iblisiyetin hakimiyeti yavaş yavaş azalmaya başlamaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin bir şeytanı vardır, ben şeytanımı Müslüman ettim diye buyurmaları bahsedilen varlığın eğitilebilirliğinin olmasıdır. Başta secde etmeyen iblis nefsi emmarelik ve levvamelik hükmünden kurtulduktan sonra nefsi safiyeye ulaştığı zaman zatıyla zat olmakta ve Adem'le birleşmektedir. Böylece meleklerden çok üstün bir hal ortaya çıkmaktadır. İblisiyet mertebesine eğitilince ama. Gerçek manada ilerlemede ancak bu hadiseden sonra gerçekleşmektedir. Ruh ile nefsin birlikteki faaliyetleridir ki insanın gerçek hak yolunda ilerlemesini sağlamaktadır. Bu özetlemelerden sonra yine yolumuza devam etmeye çalışalım. Ve kulna ya Adem müskün ente ve zevcükel cennete ve kula minhe ragadan haysu şi'tuma ve la takrabâ zişecerete ve tekûnâ minessalimîn. Mealen 35. Ey Adem, eşin ve sen cennette kal, orada olanlardan istediğiniz yerde bol bol yiyin, yalnız şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz, dedik. Adem üskün, kulna, ya Adem üskün, şimdi bunu ele alıyoruz. Adem üskün, ey Adem, sen ve eşin cennette sakin olun. Bak. Adem üskün hakikatini biz idrak etmedikçe bunların zaten açılımı bizde olmaz. Bu cennetin yeryüzü arz cenneti mi yoksa fezada ayrı bir gökyüzü cenneti mi olduğu hakkında az da olsa ihtilaf vardır. Alimlerin çoğunluğu bu cennetin dünya dışında olduğu kanaatindedirler. Genel yorum da bu yöndedir. Ancak bazı alimler de Adem'in yeryüzünde yüksek bir yerde var edildiğini ve oradan aşağı düzlüğe indirildiğini ifade etmektedirler. Yani cennetten yeryüzüne indirilmesi. Cennet bahçe demektir. Nasıl yaylalar var yukarılarda, cennet gibi mümmit yeşillikler. İşte Adem öyle yüksek bir yerde halkedildi, yeryüzü ovaya indirildi diye de yorum yaparlar. Tevrat ismiyle bugün elde bulunan kitapta da Adem'in Aden cennetinde dünyada yüksek ve verimli bir bahçede var edilip şorak arazi düzlük yere indirildiği bildirilmektedir. Bilindiği gibi cennet sık ağaçlık, yeşillik ağaçların sıklığı yüzünden yerin görülemediği saha demektir. Yani cennet yaprakları o kadar yeşil olan ağaçların yukarıdan bakıldığında toprağın görülmesine mani olan yeşillikte, yoğun yeşillikte bir yer demek cennet, bu demek. Ama biz ıslahta yani din konumunda cenneti bir başka şekillerde hayal etmekteyiz. Ki öyle belirtilmektedir.
Adem ve Havva'nın iskan edildiği cennetin Hakk'ın indinde bir mahal yeri olduğu gibi her bir insanın içinde bulunduğu mertebesi itibariyle de pek çok özellikler ifade etmektedir. Bir kimse eğer gaflet ve hayal içinde yaşıyorsa bu yaşamı geçici dünya hayal cennetidir. Eğer bir kimse şeriat ehli ise yapmış olduğu fiillerinden meydana gelen fiil cennetinde yaşıyor demektir. Cennet herkese göre de değişiyor. Eğer bir kimse tarikat ehli ise yapmış olduğu fiil ve zikirlerinden meydana gelen duygular cennetinde yaşıyor demektir. Eğer bir kimse idrak ve irfan ehli ise idrakinden ve irfaniyetinden meydana gelen ariflik cennetinde yaşıyor demektir. Her türlü mertebede olan kimselerin orada isyan edilmesi ve oradan indirilmesi çok çok değişiklikler arz etmektedir. Ne kadar şans varsa o kadar cennet yaşamı ve oradan indirilme hikayesi vardır. Bunların hepsinin yazılma imkanı tabii ki yoktur. Ancak genele hitap edecek yönlerinin yazılma imkanı vardır ki bu hususta genel bir yaşam bilgisi ortaya çıkmış olsun. Biz yine ademiyet mertebesinde yolumuza devam etmeye çalışalım. Kulna, biz dedik ki hitabı zatidir. Yani Cenab-ı Hak zatından zati bir oluşumu kendi kelamından, kelam-ı ilahisi olan Kur'an-ı Kerim'inde aracısız olarak ifade etmektedir ki gerçekten çok mühim bir zati oluşumdur. Adem Aleyhisselam'ın mevzunun başında Rabb'in meleklere dedik ifadesiyle burada biz dedik ifadesi arasında irfan ehli açısından çok büyük farklar vardır. Hani başta dedi ya Rabb'in meleklere ama burada biz dedik diyor ve kendisi de orada rububiyet ve rahmaniyet mertebelerinde yaparken burada zat mertebesinde hitap var. Yani ne kadar Cenab-ı Hak iç içe bu hadisenin içinde her mertebesiyle birlikte. Ya Ademu üskün, sakin olun, oturun. Nerede? Sen ve eşin şu cennette. Bakın sekene fiili ne demek? Sakin oldu, sükut halinde oldu. Sakin oldu fiilinden bir emri bildiren üskün fiili, Hakk'ın emridir. Üskün, sekene, yeskünü, seknen, sakünün, meskünün, üskün. La püskün. La püskün. Fiili Hakk'ın emridir. Yani üskün, otur burada diyor işte, sakin ol diyor. O kadar açık. Hakk'ın emri ise farzdır. Yani belirtilen mahalde oturmak, farzı yerine getirmektir. O ise mutlak itaattir. Yine bu fiilin ismi zaman, ismi mekan hali meskendir. Bahsedilen mesken ise cennet ismiyle ifade edilmiştir. İsmi faili sakin olan yani oturan, ismi mef'ulü meskun oturulan yerdir. Aynı kelimeden türeyen miskin sözcüğü de vardır ki hiçbir şey olmayan, hiçbir şey olmadığı için de mutlak sakin olup hareket edemeyen yoksul, fakir, fukaranın da altındadır. Şu bölümü okuyayım sonra geçeriz. İşte Cenab-ı Hak